Merhabalar arkadaşlar, ben Gamze hocanız. İkinci dereceden denklemlerde kaldığımız konudan devam ediyoruz. İkinci derece denklemlerde ilk olarak temel kısmını öğrendik. Bir ikinci dereceden denklem nedir? Ve ikinci dereceden denklemde olması gereken genel özelliklere baktık. Şimdi ikinci dereceden denklemi her zaman çarpanlara ayırma yöntemiyle düzenlemeyebiliriz. Ya da tam kareye ayırma yöntemiyle düzenleyemeyebiliriz. Bazen değişken değiştirmek zorunda kalırız. Şu hareketi yapacağım. İkinci dereceden denklemden, ikinci dereceden fazla ise tuttu. İkinci derecenin tuttu bir daha karesini aldı. Heh, böyle durumlarda kullanacağım. İsim ver diyor. İsim verirken bunlara A ismini, B ismini, C ismini. Ama şimdi dikkat. Mesela bir denklem verdim. Dedi ki x'in dördüncü kuvveti artı 1'i, beşinci, şöyle yapalım. X kare artı 1'e vermiş. Bir daha karesini almış. X kare artı 1 yazmış. Ben buna bir tane harf verdiysem tepesinde kare varsa kare olarak yazacağım. Buraya da sadece A olarak yazacağım. Bunu bil. Bu durumda ben bunu çok dereceden ikinci dereceye düşürmüş mü olurum? Evet. Sonra ben çarpanlara ayırma mantığıyla sıfıra eşitlediğimde de ya çarpanlara ayıracağım. Yine aynı olaya geri geldik. Çarpanlara ayır. Olmadı. Tam kare yap. Sonra da son çare delta yap. Genelde bu tarz sorularda çarpanlara ayırmada kalıyor. Neden? Hocam zaten isim değiştirmişim. Bir de burada dert uygularsam işin içinden çıkamaz duruma gelirim. Bunu diyerek olayı bitirmeye çalışmış. Şimdi bakalım ne anlatmış, ne anlatmamış. Aldım. Demiş ki çözüm kümesine bakın. Olması için bir, ikinci dereceden fazla mı olması lazım? Hocam dördüncü derece yapmış, evet. O zaman küçük olan bu adam mı? Harf vereceğim. X kare yerine H dedim. Hocam 4'ü söylüyormuş ya. X karenin karesini alacağım. Buranın karesini aldım. Bu adamın da karesi aldı. H kare. Hadi devam edelim. Bu adam H'nin karesi eksi 5. H artı 4 eşittir 0 diye yazarım. Hocam öyle çarpanlara ayırayım ki ortayı versin. O zaman bu adamı 4'e 1. Eksi eksi. H, H diye ayırdım. Yazarken H eksi 4. Yazarken H eksi 1 eşit 0 diye mi ayırırım? Evet hocam. H'yi kaç bulacakmışım hocam? 4. H'yi kaç bulacakmışım hocam? 1. What is this H? Hocam H'yi x kare demiştik. O zaman x kare eşittir 4. X kare eşittir 1. O zaman x dediğim şey 2'nin de karesi 4'tür. Eksi 2'nin karesi de 4'tür hocam. Hocam 1'in karesi de 1'dir. Eksi 1'in karesi de 1'dir. O zaman yazıyorum ÇK 2 eksi 2 1 eksi 1 diye yazıp olayı tamamlıyoruz. Tamam mıdır? Aldım hocam sorumu, bakalım daha değişik ne sorabiliriz. Oo hocam bu ne? Bunun karesi falan bak. Armut. Armut. Dedim ki hocam buna bir isim vereceğim. Dedim sana ismin ne? Halil. Dedim sana ismin ne? Halil. Şimdi dikkat. Halil'in tepesinde bir tane kare mi var? Evet hocam. Halil'in karesi eksi 18 Halil artı 72 eşittir 0 mıdır? Evet. Hocam öyle çarpanlara ayırayım ki. Burası 72 olacak. Çarpımları 72, ortası 18 olacak. Hocam bu adama kaç versem olur? 9 kere 8 72 ama hocam olmadı. 12 kere 6 oldu hocam. Eksiymiş ya. Eksi eksi. Bu h kareyi de h diye ayırdım. Yazarken düz düz yazıyordum, hatırla. H eksi 12 çarpı h eksi 6 diye yazdım. Sonuç kaçmış? Sıfırmış. Hocam geldim. H eşittir kaçmış? H eksi 12 eşittir sıfıra. Eksi şu. H eşittir diğer tarafa attım 12. Hocam H eksi 6 eşittir 0'a. H eşittir kaçmış? 6. Bitti mi? Bitmedi hocam. H'yi kime demiştim? X kare artı X'e yazıyorum. X kare artı X eşittir 12. X kare artı X eşittir 6. Sen buraya gel bakayım. X kare artı X eksi 12 eşittir 0. Öyle çarpanlara ayrılmalı ki. Burası 1 kalmalı. Hocam XX 4 kere 3 eksi artı diye yazdım. Yani çarpanlarımdan biri x eksi 4 x artı 3. Bak h'yi buldum. Yine çarpanlara ayırdım. Sonuç 0. Bir tanesi kaçmış? 4'müş. Bir tanesi kaçmış? Eksi 3'müş. Durdum. Devam. Hocam bunu bu tarafa aldım. Eksi olsun, burası da 0 olsun. Geldim. Öyle çarpanlara ayrılmalıyım ki x'e x olabilsin. Hocam bu ardışık olmalı. 2'ye 3 pozitifmiş. Bu artı bu eksi. X eksi 2 x artı 3 eşittir 0. X dediğim sayı değerim 2. X dediğim sayı değerim eksi 3. O zaman gelsin ÇK küme. Hocam 4 varmış. Eksi 3.
Aa hocam bir daha eksi 3 geldi. Tamam, çok da sıkıntı değil. Tekrar yazma. 2. Çözüm kümesinin köklerini buldum. Kaç taneymiş? 3 tane kökü varmış. Aldım hocam sorumu. Vermiş bana. Hocam sayı veriyordu. Bu sefer üstü vermiş. Üstü de kim küçük? Onu tayin et. Kim küçük? Sonra küçük olana harf ver. Harf ver. Hocam harf hediyesini veriyorum ben. Karışmasın diye. Küçük olan 3 üzeri x bu adama h dedim. Hocam 3 üzeri x'in karesini alınca h'nin karesi olur. O da 9 üzeri x eşittir h kare midir? Evet hocam öğrendim, aldım buraya. Bu amca ne diyecekmişim? H kare eksi 12h artı 27 eşittir 0. Öyle çarpanlara ayırayım ki 12 gelsin. Hocam dedim ki 9 kere 3. Ama eksiymiş. Eksi eksi yazayım. Buraya da h yazayım. Olay düzenlenmiş olsun. Geldim hocam. H eksi 9. H eksi 3. Sonuç kaça eşitmiş? 0'a. Bir tane h değerim 9. Bir tane h değerim kaçmış? 3. Bitmedi hocam. Kime h demiştim? 3 üzeri x'e. Sonuçta 9'a eşitti. Çünkü bu adam h eşittir 9'du. Hocam 9'u sil. 3'ün karesi, tabanlar aynı, tepeler aynı. X eşittir kaçmış? 2. Bir tane h değerim 3'tü hocam. 3 üzeri x 3'e eşit. Tabanlar eşit. Tepeler aynı. 1. Sevgili kökleri toplayınız demiş. Çözüm kümemi yapacaktım. Topladım hocam köklerimi. Sonuç kaça eşitmiş? Tertemiz 3'e eşitmiş diyeceğim. Tamam mıdır? Aldım hocam sorumu. Diyor ki tam kareye çevirme. Bunun fetvasını vermiştim ben size zaten. Soruyu ona göre kullanacağız. X'in kat sayısı. Hocam dedim ki bir tane olayım şu. X kare eksi 4x artı 7 yapmış. Biri bu olsun. Bir tane de x kare eksi 6x kaç olsun? Eksi kaç olsun? Eksi 8 olsun. Eşittir 0. Bu adamdan x'ti. Demiş ki bak sırasıyla uy. X'in kat sayısını bul. X'in kat sayısını bulduktan sonra gel onu farklı renkle yazalım. X'in kat sayısını 2'ye böl, karesini al. X'in kat sayısı kim? 4. 2'ye böldüm, karesini aldım. Sana ne lazım? 4 lazım hocam. O zaman sistemi şuradan çalışacağım. X kare eksi 4x yanında 4. Hocam bu adam 7'ydi ya, 4'ünü aldım. Geri kalan artı 3 eşit 0. Şu ifade eksili diye x eksi 2'nin karesi artı 3 diye yazarım. O zaman bu adam bu halde. Sistemi tamamlarım. Fazla var. Parçaladım, ayırdım. Şimdi değiştirdim soru mantığını öğretmenim. Aldım. Şu adam ne yapsam ki bu olur? Dedim ki hocam bu olmasaydı keşke. Artı 8 olsaydı. 4 ile 2 çalışırdım. Eksi eksi yazardım bak şimdi hareketime. X kare eksi x'i keşke olaydı dediğim adam. Hocam fazladan ekledim. O zaman çıkaracağım. Bir de önceden kalan eksi 8'i var. Şu adam 4 kere 2 x eksi 4 çarpı x artı özür dilerim. X eksi 2'ymiş. Bir de ona ne eklenmiş? Eksi 16 eklenmiş. Yani bu ifade sistemi tamamlamış oldu. Tamam. İşte bu da ne olmuş olacak? Tam kareye çevrilir. Hadi bir tane daha yapalım. Dedim ki x kare artı 6x. Dedim ki hocam burası da hatta şöyle eksi 10 olsun. Dedim ki hocam katsayım kaç? 6. 6'yı 2'ye böldüm. Karesi aldım. Sana ne lazım? 9. Var mı 9? Yok hocam. Fazladan ekleyeceğim. O zaman yaptım. X kare 6x. Fazladan 9 ekledim. Hocam fazladan ekledim. Sistem bozulmasın. 9 çıkardım. Önceden de eksi 10'u var. Bu adam x artı 3'ün parantez karesidir. Evet hocam. Bir tane de ne eklenmiş? 19 eşittir 0 diye yazılmış. Sistemi buna göre düzenlemem gerekmekte. Tamam mıyız? Aldım hocam sorumu. Hadi gel soruları özel yapalım. Denklemin köklerini bulunuz. Çarpanlara ayrılıyor mu? Önce ilk sıram bak. 1. Çarpanlara ayır. Yemedi. Tam kare. O da yemedi. Delta uygulayacağım. Hocam ayrılıyor sanki bu ya. 3'e 1. X'e x. Artı artı. Ortayı verdi mi? Verdi. Yazarken düz düz yazacağım. X artı 3. Bir tanesi x artı 1. Eşittir 0. 1x değerim eksi 3. 1x değerim kaçmış? Eksi 1. Denklemin kökleri bir tanesi bu, ikincisi de bu deyip olayı bitireceğim. Bu kadar. Tamam. Aldım sorumu hocam. Özür dilerim arkadaşlar. Aldım. Hocam çarpanları ayırıyor mu? Önce ona bak. Hemen tam kare falan diye uğraşmıyoruz. Tamam. Aldım. Hocam bu adamı ayırırsam bana ne lazım? Dedi ki bize lazım olan şey şuydu. Hocam bunu 5'e 1,
Eksi eksi x x diye ayırırım. Bu bir. Yazarken düz yazdım. X eksi 5. X eksi 1 eşittir 0. 1x değerim kaç? 5. 1x değerim kaçmış? 1'miş. Tamam. Aldım hocam. Ben böyle istemiyorum. Tam kare yapsak nasıl yapacak? X'in önündeki katsayı. 6. 2'ye böldüm. Karesini aldım. Bana 9 lazım. Var mı? Yok. Fazladan 4 ekleyeceğim. O zaman sistem bozulmasını 4 çıkardım. X kare eksi 6x. 4 ekledim. Yani 9 oldu. Fazladan da 4 çıkardım. Eksi 4 eşit 0. Bu amca x eksi 3'ün parantez karesi eksi 4 eşit 0 mı? Hocam 4 dediğim sayıda 2'nin karesi 2 kare fark olur mu? Olur hocam. Çok da güzel olur. X eksi 3. 2 çıkardım. Yazdım. X eksi 3. Bir tane de özür dilerim. 2 ekledim. Yaz. X eksi 5. X eksi 1 mi oldu? Hocam burası eksi 1. Vallahi de evet. Şimdi bu aşamaya geldi mi? Geldi hocam. Bunu yapana kadar şurada çarpanlara ayrılıyorsa bunu yapmam daha mantıklı değil mi? Evet hocam. Aynı sonucu bulacağım. Hangisini yapacaksam onu yaptım. Tamam. Aldım sorumu. Baktım soruma. Hocam çarpanlara ayırabilir miyim? Bir onu deneyeyim dedim. Bu adamı çalıştım. 4'e 1 çalışayım. X'e X. Bu adamı da 20'ye tamamlayacağım diye. 7 kere 3 21. 4 kere 3 12. Olmadı hocam. Olmuyor yani. Tamam. Bir de şöyle yapalım. 2x'e 2x paylaştırılsın. Bu adamı da 20'ye tamamlayacağız. 7 kere 3 çalışsak 14. 14. 6 daha 20'yi sağlar mı? Sağlar hocam. O zaman buraya 7 yazdım. Gel başka kaleme. Yazdım buraya 7. Buraya 3. Bu adama 2x. Bu adama 2x yazdım. 2 kere 3 6. 14 sağlıyor ama eksiymiş. Eksi eksi diye yazdım. 2x eksi 7 geldi. 2x eksi 3 ne yapıyorduk? 0 eşitliyorduk. Hadi eşitleyelim. Hocam 2x eksi 7 eşittir 0. 2x eşittir 7. X eşittir kaçmış? 7 bölü 2'ymiş. Bir tanesi. Devam ettim hocam. 2x eksi 3 eşittir 0. 2x eşittir 3. X eşittir kaçmış? 3 bölü 2'ymiş. Sevgili çözüm kümem. 7 bölü 2. 3 bölü 2. Şimdi şuraya bir dikkat. Bu çözüm küme. Deseydi ki sağlayan kaç doğal sayı vardır? Bunların ikisi de rasyonel değil mi? Evet hocam rasyonel. Hiç doğallıkla bir alakaları var mı? Yok hocam. O zaman bunlar benzemiyorsa doğal sayı kümesini soruyorsa ne yazacağım? Boş küme. Ya da ne yazacağım? Şöyle liste şeklinde ortası boş hikayeleri yapmış olacağım. Tamam mıdır? Aldım hocam sorumu. Diyordu ki vermiş ifadeyi. Bunu da kullanmamışız. Boy işareti. ÇK çözüm kümesi nedir? Hocam çözüm kümesini çalışacaksam x'e x ayıracağım kesin. Dedim ki x'e x bak kopya şuna bak. Burası eksi ya. Büyük olanı eksi ya. Bu adam 3 kere 1 mi? Büyük olan kim bu? Bak eksi 3x. Bir daha eklersem eksi 2x. Uyuyor işte çapraz çarpı mantığına. Yazarken x eksi 3. Yazarken x artı 1 eşittir 0. X dediğim sayı değerim kaçmış? 3'müş. X dediğim sayı değerim kaçmış? Eksi 1'miş. Peki bana sordun yani. Hocam çözüm kümesiydi. Çözüm kümesini kaç yazmışım? 3'e eksi 1 olanını yazıp olayı bitirmişim. Tamam mıyız? Aldım hocam sorunu. Diyordu ki son çare kim? Delta. Hocam son çare delta yani şu demek. Delta dediğim adamı hesaplarken b kare eksi 4 ac diye hesaplıyorum bu bir. B kare dediğim adam x'in önündeki katsayının karesi eksi x karenin önündeki katsayısıyla buradaki sabit sayıyı çarpıp çıkaracağım. Eğer hikaye böyle gelirse benim iki tane köküm var. Burası ikinci dereceden denklem ya. Maksimum iki köküm var. Maksimum iki köküm olması demek. Formül olarak eksi b delta kök a bölü 2a şeklinde hesaplayacağım. Ama bu adam ne? Son son son. Son halde bunu uygulayacağım. Tamam. Tam kareyi kullanınca daha kolay oluyor aslında. Ya da ezberleyeceğim hocam. X1 eşit olmalıdır. X2 genel itibariyle eksi artı eksi kök delta bölü 2a. Şunu ezberlesen. Eksi b kök delta a yazacağım. Birine artı yazdıysam diğerine aynısını eksisi yazacağım. Yani diğeri bulmak için tekrar uğraşma. Tamam. Eşlenik diye bir kavram öğreneceğiz. Oradan geldiğini düşüneceğim. Diyor ki denkleminin köklerini diskriminant ile bulunuz. İyi tamam. Delta mudur bu adam? B kare eksi 4 a c midir? Evet hocam. B dediğim şey bak. Burası a. Burası b. Burası c. B dediğim ifade.
6'nın karesi 36 eksi 4. A dediğim ifade 1. C dediğim ifade kaçmış? 8. Hocam delta'yı çalışırsam 36 eksi 32 delta eşittir kaçmış? 4'müş. Hatırla. Köklerden birini bulacağım. Tamam. Eksi B. Eksi kök delta bölü 2A. Eksi B bu muymuş hocam? Eksi eksiden dolayı artı 6 mı oldu? Sonra dedim eksi delta kaçtı? 4 bölü 2 çarpı 1. Hocam x1 kaç gelecektir? Burası 6. 2 diye çıktı. 6'dan 4, 2 çıktı 4. 4'ü buna böldüm. 2. Hadi diğerine bakalım. Hocam o da şöyle olacak. Bunun artı eksilisi bir artıydı. 8. 8'i 2'ye böldüm. 4. O zaman köklerden biri kaçmış? 2. Köklerden biri kaçmış? 4'müş. Hadi gel sana ikinci yolu göstereyim. Daha güzel. Hocam ne gerek var ya? Sen çarpanlara ayırdın. Bu adamı nasıl ayırabiliriz? 4 kere 2 eksi eksi x x bitti. X eksi 4, x eksi 2 eşittir 0. Bir tane x değerim kaç? 4. Bir tane x değerim kaç? 2. Hiç formül ezberlemeye gerek var mı? Yok hocam. En kötü çare tam kareye çevirdiğimde de zaten kolay bir yöntemi bulacağım. Diyor ki özellikle diskriminant yöntemiyle yapılmış. Tamam yapalım. Delta eşittir. Ezberleyecektim hocam. B kare eksi 4 ac mi? Burası a. Burası b. Burası da c olmalı. B dediğim sayı kaç hocam? Eksi 5. Eksi 5'in karesi eksi 4. A dediğim sayı 2. C dediğim sayı kaçmış? Eksi 3'müş. Bu da delta. Hadi delta'yı çalışalım. Bu adam 25. 4 kere 3 kaçmış hocam? 12. 8. 8 kere 3 24 artı 24 mu? Delta eşittir kaçmış? 49. Kalsın. Köklerden biri x1. Onu da nasıl yazıyorduk x1'i? Eksi b eksi kök delta bölü 2a diye yazıyordum. Evet öğretmenim. O zaman yerine yazalım hemen. Eksi b kim? Eksi eksiden dolayı 5. Eksi kök 49 2 çarpı 2'ymiş. Bu adam zaten 7. Eksi 2 bölü 4. X1 eşittir neymiş? Eksi 1 bölü 2'ymiş. Peki hocam x2'yi nasıl çalışacağız? X2'yi de şöyle. Eksi eksiden dolayı 5. Eksi kök 49 bölü. Artık eksi yazmıştım ya, şimdi artı yazacağım. 2 çarpı 2 yazdım. Hocam 12. 12'yi 4'e böldüm. X2 eşittir kaçmış? 3 yazıp olayı bitirmiş olacağım. Tamam mıyız? Arkadaşlar şu fetvamı sakın unutma. Ben her öğrencime söylüyorum bunu. 1. Yapacağın hareket çarpanlara ayırma. 2. Yapacağın hareket hocam diyeceğiz ki tam kareye çevir. Çevir. Sevgili Eray'ın kulaklarını çınlatıyorum. Hocam katsayıyı 2'ye böl, karesini al, bu bana kopyayı verecek. 3 numara, bu adamın ismi son çare. Delta uygulayıp, diskriminant uygulayıp işin içinden çıkacağız. Tamam mıyız? Hepinize geçmiş olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.